Maşallah hep ay yıldızları var bunların ya. Biz de şeker ikram edelim diye düşündük burada. Olmayan biz aramızı almıyor. Evet, hoş geldiniz. Biz dernek olarak Elazığ Kültürel Danışma Derneği olarak hem Kuzey Kıbrıs'ta kendi kültürümüz olsun hem de Kuzey Kıbrıs'ın kültürünü Elazığ'a taşımak adına olsun. Hem paneller ve bununla ilgili organizasyonlar, yemekler düzenliyoruz. Elimizden geldiğini yapmaya gayret ediyoruz. Bugünlerde kutlayacağımız 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 1922'de Türk milletinin ya esaret ya da hürriyet dedikleri o şanlı günün bugün mutluluğunu ve onun gururunu bir kez daha tekrar yaşıyoruz. Bu vesileyle Gazi Mustafa Kemal Atatürk vesile arkadaşların ruhları şad olsun. Onları rahmetle anıyoruz. Gerçekten de çok da güzel bize bir ülke bıraktılar. Ana vatan gibi güzel bir ülke bıraktılar. Akabinde Kuzey Kıbrıs'ta da güzel, çok daha böyle gayretli, daha derin bir yapılanma oldu. 1960'lardaki 74'ler öncesindeki biz Kuzey Kıbrıs Türk toplumunda vermiş olduğu mücadeleyi, vermiş olduğu direnişi biz onları da biliyoruz. Bununla ilgili şanlı Erenköy direnişinde nasıl bir mücadeleyle, nasıl bir zaferle çıkıldığını da biliyoruz. Ve ben bu vesileyle rahmetli liderimiz Sayın Doktor Fazıl Küçük'ü ve Cumhurbaşkanımız, Kurucu Cumhurbaşkanımız Sayın Rauf Denktaş'ı da rahmetle anarken Kuzey Kıbrıs Türk toplumunun daha yeni, yakın zamanda yaşamış olduğu bir Birleşmiş Milletler gerçeğiyle yüzeydik, karşı karşıyaydık. Biz Türk toplumu gerçekten de gücümüzü her zaman da sizin de denkler ettiğiniz gibi bizler atalarımızdan, ceddimizden, bizler ta Osmanlı'dan, Selçuklu'dan biz cesaretimizi oralardan alıyoruz. Şükürler olsun ki biz Türk toplumu olarak ne zaman, nerede, ne yapmamız gerektiğini çok iyi bilen bir toplumuz. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin iki egemen eşit statüdeki bir anlaşmasında her zaman biz katkı koymaya çalışıyoruz. İnşallah da bu katkıda da bizim de desteğimiz olacak ve de elimizden geleni de yapıyoruz, yapmaya da gayret edeceğiz. Teşekkür ederim Sayın Başkanım. Sağ olun. Tabii ki 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlayacağız Allah kısmet ederse. 30 Ağustos zaferine nasıl gelindi? Atatürk'ün ya istiklal ya ölüm parolasıyla vermiş olduğu, çizmiş olduğu çerçeveyle geldik ve bu Atatürk'ün ifade ettiği ya istiklal ya ölüm bizim de ilham kaynağımız olmuştur. Kıbrıs Türk halkının da ilham kaynağı olmuştur ve ulusal direnişte Kıbrıs Türk halkı da büyük bir direnç göstermiş ve 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı ile bir zafer elde edilmiştir. 30 Ağustos zaferi ile 20 Temmuz zaferi bizim için çok kutsaldır ve bu zafer bayramlarını milli bayramlar olarak kutlamaktayız. 30 Ağustos Türkiye Cumhuriyeti'nin zafer bayramıdır ama Kıbrıs Türk halkı da 30 Ağustos zaferini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde devamlı olarak kutlamaktayız. 1959-60 anlaşmalarında kurulan Kıbrıs Cumhuriyeti'nde de 30 Ağustos bizim için milli bir bayram olarak geçmekteydi. Dolayısıyla biz Türk milletine, Türkiye'ye olan bağlılığımız ta 1960 öncesinden devam ediyor. 60'tan 74'e kadar yine devam etti. 74'ten buraya yine devam ediyor ve Türkiye'nin milli bayramları bizim de milli bayramlarımız olarak kutlanmaktadır. Zaten hepimiz elhamdülillah Müslümanız. Yine dini bayramlar da bizim ortak bayramlarımızdır. Bütün İslam alemiyle ve Türkiye ile diğer Türk cumhuriyetleriyle ortak bayramımızdır.
onu coşkuyla kutlamak ve 30 Ağustos zaferinin ruhunu daima taşımak lazım. 20 Temmuz Mutlu Barış Harekatı'nın ruhunu daima yaşatmak lazımdır. Elazığlıların faaliyetlerini takip ediyorum Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde. Elazığ da bizim için çok önemli bir şehirdir. Binbaşı İlhan'ın 1963'te banyo küvetinde eşini ve çocuklarını kaybetmesi ve onların naaşlarının Elazığ'da defnedilmiş olması da bize Elazığ'ı devamlı olarak hatırlatmaktadır. İnşallah hep o kardeşlik bağı, birlik ruhu devam edecektir. Sizlerin tebrik ediyorum çalışmalarınızı. Teşekkür ederiz ve başkanım. Yine görüşürüz inşallah. İnşallah. Sağ olun başkanım. Efendim? Buradan birisi sizlere.